Herkese selam dostlarım. 2.2 bu sefer C yaması geliyor. Şöyle bir toplu 2.3 yaması gelince çok sevineceğim. Artık harflerden kurtulalım. Hemen konuya geçelim. Nerfler, buffları geçelim. Ama geçmeden önce şu kostümlerde gelecek söyleyeyim. Bakalım Akali var mı? Sol baştan başlayalım. Renekton, tamam. Bloodmoon, Diana. Bloodmoon kostümleri arkadaşlar. Jhin Bloodmoon var. Bloodmoon'un Kennen kostümü. Twist Fate'e geliyor. Yasuo'ya geliyor. Infernal Nasus ve yazıklar olsun Akali yok. Son olarak da bir Malphite. Eğer kostümü gördüysen ve nerflerde bufflarda şampiyonun varsa abone olup like atmayı unutma. Şu an sabahın 5.30'u, uyumadım. Bu emeklerime bir karşılığını verirsen çok sevinirim. Hadi başlayalım. Sakin ol. Jax'ı pek görmüyoruz ve buna çok sinirli. Oyunlarda ayrı yılda bir kez görüyorum. Bufflardan başlıyorum, sonra nerflerden başlayacağım. İzle. Yeteneklerinden çok istatistiklerine bir buff gelmiş. Mesela seviye başına manası 33'ten epey yükselmiş, 57'ye çıkmış. Seviye 15'te manası 850'den 1188'e çıkmış. Manası çıkmış. Bir şey olmamış ki buna. Neyse işte sevindiğim bir buff, çünkü ben ikinci şampiyonum Akali gelmeyince destek çekiyorum. Lulu'ya ne olmuş bakalım. Aslında diğer büyücü destekler iyi performans gösterirken biraz Lulu geride kaldı. Varif de bunun biraz farkındaydı zaten. Tekrar bir güncelleme. Manası evet eksik kalıyor Lulu oynarken, biraz 435'ten 480'e çıkarmışlar tekrar. Hareket hızı da biraz ağırdı. Onu da hissediyordum zaten. Onu da çıkarmışlar. 325'ten 330 olmuş. Harika olmuş. Evet. Bunlar küçük değişiklikler arkadaşlar. Asıl yamayı 2.3'te bekliyorum. Fizz'de oyunun erken safhalarında dürtme büyücülerine biraz karşı buluyor. Mesela Ahri. Mesela Lux. Mesela Orianna. Şimdi temel istatistiklerinde bir sıkıntı vardı. Onu da temel mana yenilemesi olarak 15'ten 18'e çıkarılmış. Evet, biraz daha hızlanalım arkadaşlar. Daha seri anlatacağım şimdi. Evet, pek tercih edilmeyen bir Twist Fate. İkinci skillinde kırmızı kart etki alanını 2 metreden 2.75 metre diyelim. Buff. Kırmızı kart yavaşlatması da 30'dan %35'e, son seviyede %45'ten 50'ye çıkarıldı. Evet, geldim ben beri gün yüzü görmeyen bir Pantheon var ve düzeltemediler bir türlü. Şimdi bazı istatistiklerine biraz değişiklik var. Mesela seviye başına zırhı 4.3'ten 4.7'ye çıkarıldı. Seviye 15'te zırh 101'den 106'ya çıktı. Kalkan kasası ise temel hasarda 65'ten 70'e, son seviyede 140'tan 220'ye çıkarıldı. Evet, aslanı aradığımda telefonu açmadı, annesi ağladığını söyledi. Kaysa'ya nerf gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Birinci yeteneğinde %35'in altındaki minyonlara bonus hasarı %200'den %50'ye düşürülmüş. Asıl etken şu. Ultisi. Ultisi çok can yakıyordu. Katil üçgüsü bekleme süresi 80'den 100'e. 70'den 80'e. Son seviyede 60 saniye sabit. Oh canıma değsin. Ne alaka ya? Buna niye nerf geldi ben anlamadım. Bakalım ne olmuş? Pasifinin telaş olarak geçiyor. Saldırı hızını %50'den %40'a düşürmüşler. Çok küçük bir değişiklik ama önemli. Sakin ol dayıcım. Bunun da pasifine sarsıntılı darbeler olarak geçiyor. Sersemletme süresi 1.25'ten 1'e, 1.5'dan 1.25'e, 1.75 saniyeden 1.5'a düşmüş. Ah, bu sessiz kızımıza hiç gerek yoktu. Ama destek olarak çok güzel kalkan veriyor ve bunu biraz ayarlamışlar. İkinci yeteneğinde dönüşte kalkan miktarı 100'den 75'e düşmüş. Bayağı bir düşüş. 140'tan 145, 105'e, 180'den 130, bayağı düşmüş ya. 200'den 165'e. Dönüşteki o attığı var ya, sopa kalkan veriyordu işte. Onun yetenek gücünün oranı da 0.4'ten 0.3'e düşmüş. Artık Lux'a da destek oynamazsın yani bu... Yetenek, destek yeteneği. Gerek yok, oynamayacaksın. Tabii ki beni seçeceksin. Bakalım bu nerf'ten sonra seni seçecekler mi göreceğiz. Birinci yeteneğinde hasar olarak 45'den 40'a düşmüş. 50'den 45'e, orta seviyelerde 55'ten 50'ye, son seviyede ise 60'dan 55'e düşmüş. İyi bir düşüş, hasarı düştü. Artık ormanda da eveleyine güle güle diyoruz.
Evet, Eryama'da anlatmaktan gına geldi. Anlatmasam olmaz bir gelenek oldu Diana. Ulan hep seni anlatıyoruz Eryama'da. Bakalım sana ne olmuş. Bu sefer de bir nerf. Pasifine saldırı hızı %30 ile %20 iken saldırı hızı, hayır, %30 ile %100 olmuş. Küçük bir değişiklik ama önemli bir değişiklik. Dayanıcılar üzüldü. Evet, bir yamanın daha sonuna geldik. 2.2C. Artık şu CBA'lardan kurtulup 2.3 büyük yamayı bekliyorum ben. Böyle anlatmamı istiyorsanız, böyle anlat diyorsan abi, like at, abone ol. İnternet sitesinden de açıp okuyabilirim diğerleri gibi. Ben öyle yapmıyorum size. Emek veriyorum. Daha güzel oluyor görsel olarak. Kendinize çok iyi bakın. Nerfler, bufflar bu kadardı. Mainlerinizin bazıları üzüldü, bazıları sevindi. Hoşçakalın.